sanırım. Bugün Avdal Köyü'ndeyiz. Daha önce de Kurban Bayramı'nda bir vlogum vardı. Bir vlogum vardı. Onu izlemeyi unutmayın. Buraları bir yere yine koyarım. Instagram'ı takip etmeyi, ayrıca her gün 18.00'da video atıyorum. Onları da takip etmeyi unutmuyoruz. Köyde evi yeni yaptırdık. Yani bizim 4-3 kişi, 3 aile halam, babam, amcam, üçümüz bir şey yaptık sanırım. Üçümüz, dördümüz de olabilir, bilmiyorum, diğer amcam ne yaptı bilmiyorum. Neyse bayağı uğraştılar, sürekli geldiler. Hatta tarla marla kısmı da varmış, minik yani tarlamız var normalde ama evin önüne hani böyle domates falan ekersin ya, annem evi ondan getiriyordu, o kadar güzeldi ki yani. Çünkü ben yeşil kırmızı domates aynı böyle olunca çok seviyorum. Şimdi o yüzden size evi göstereceğim. Ben daha hiç gelmedim, bir senedir bu yapılıyor. Doğrusu birazcık dıştan göstermiştim bir vlogda, daha yapılıyordu geçen sene. Şu an bitti. Şimdi hem dıştan hem de normal gezeceğiz beraber. Bu kadarıyla ev dıştan şöyle gözüküyor. Normalde ev bu şekildeydi bakın. Böyle oldu. Before after gibi gerçekten. Şimdi eve doğru ilerliyoruz. Yan tarafta da ev var, o yüzden oradan gürültü gelebilir. Üst katta da kızlar var, onu sonra çekeceğiz. Yürümem paytak paytak çünkü. Kapı işte çok normal. Açıkçası burada ne olduğunu bilmek istemiyorum. Bakmak kapı kilitli herhalde, bir şey var, ne var bilmiyorum. Buradaki koltukların amacı pek belli değil bence. Burada da bir şeyler var. Burada da koltuk moltuk var. Şurada bir halı var. Bizim eski halı değil mi o? Zaten bu ev genelde şeyden yapılmış. Eski kalan eşyalardan falan filan yapılmış bir ev olduğu için bundan çok da takılmamak gerek. Evi daha yeni temizlemelerine rağmen bunlar tahta olduğu için o kadar çabuk kirli. Kir değil aslında bu. Yapışmış bir şey bildiğiniz. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Eskiden bunlar sallanıyordu, hiç sağlam değildi. Burada bir halımız. Yine o koltuk takımından bir koltuk. Peki bunun ne alaka diye soracak olursanız, ben de gerçekten bilmiyorum. Bu da ben. Gerçekten bilmiyorum, bu ne alaka. Yapay gül. Şu halamın evindeki saat, bunu çok net hatırlıyorum. Şurada bir şey yazıyor. Hoş geldin dünyamıza mı yazıyor? Öyle bir şey. Ay, burası balkon. Şöyle yine ya, şimdi açmakla uğraşamayacağım, şu kadar. Zaten et falan yapılırken tekrar çekerim yüksek ihtimalle, o zaman görürsünüz. Ya da ya şimdi tam vlogun hakkını vermezsek olmaz şimdi. Ama sonra açamazsam vlog esnasında da şey olur değil. Dönüyor dönüyor, açamıyorum. Böyle terlik var. Şurada bir şey. Böyle. Buradan da bizim manzara. Şurada da bir ev var. Şu yan tarafta da var. Şurada ben küçükken o kadar oynardım. Üstüne çıkıp falan. Şurada da oturmak için. Burası şimdi dop dolu olacak kahvaltıdan sonra. Şimdi zaten 11. Evet, sabahın köründe ne işiniz var diye sonra ne olursa kahvaltı yapıp geldik. Çok gerekliydi. Bu kapının arkasında az sonra göreceğiniz yer var. Ama ben şuraları hiç görmedim. Sadece bu taraftan girdim. Şuraya bir bakayım. Ay, ne geldi başıma. Burası. Bu bizim eski şey. Kirli var üstünde. Bu da lavabo var. Bu da gereksiz şeyler var. Sanırım duş şeyi aslında bu ama. Bu da gereksiz şeyler var. El yıkama şeysi. Aa, burada ıhlamur var. Ihlamur toplamışlar. Şimdi burayı tekrar geri kapatalım. Yan tarafa gidelim. Çabuk. Pıt. Tuvalet. Bunlar hep bizim. Hatırlıyorum eski bayağı. Ama burada banyo şeyi yok. Evet, banyo yok burada. Buna şey yaptım, soracağım şimdi içerideki ama banyo görmedim. Ben görüyorum, yoktur. Bu kadar bir tuvalet turundan sonra asıl yere giriyoruz. O yüzden bekleyin. Bizim muhteşem şeyi, mutfak. Amerikan mutfak lütfen. Şöyle, babaannemi kapatamam ama tırnağımın biri kırık olması peki. Neyse. İşte. Buralarda eski ne kaldıysa, ne bulduysalar buraya toplamışlar. Annem bunları yıkadı demin. Biz büyük bir kahvaltı yaptık gördüğünüz üzere. Bunun altı hala mı yanıyor? Yanıyor. Çay mı yapıyor anne? Su koydu herhalde. Aynen, tamam. Oy. Burası da böyle. En sevdiğim peynir. Kim geldi? Selam. Dolap turu. Saçım önüme geliyor. Dolap turu. En sevdiğim köy domatesleri biz topladık. Belirtmem lazım bunu. Annemin yaptığı tatlı falan filan. Burası bir sürü şeyler. Ondan sonra burada bir sehpa. Burada maalesef hala şey geçemedik. Şurada bir masa var. Beni çekmiyorum zaten. Burada bir pencere var. Burası da oturma odası. Şurada yine babaannemi şuradan kapatalım. Ve burada bir koltuk. Güzel kapattım ama bu sefer sansürüm çok iyi bak. Biraz gözüktü ama olsun.
Kıbrıs bu kadar. Güzel deniz manzarası yok ama işte. Olduğu kadar olmadığı keder. Kader. Keder ne? Şuradan görüyor, arıyor. Tarlaya geldik. Hani o tarla dediğimde minik hani şey var ya. Normal domates ve şey olan. Biber olan. Başka bir şey var mı? Salatalık da mı var? Şuradan salatalık çekeyim. Neyse biraz onlardan toplayacağız. Ay yoruldum şuradan. Neyin nerede olduğunu ben bilmiyorum. Ne yapacağız? Neyin nerede nerede olduğunu bilmiyorum. Evet. Mesela salatalıkları bir yerden buluyorlar ama nereden buluyorlar? Buluruz ya. İş. Tamam biz şimdi toplamaya başlayacağız. Olmamış domates seviyorum. Şu şekilde biraz bu bozulmuş gerçekten. Şu şekilde. Ben bunlardan topluyorum. Aşırı seviyorum. Irmak'la beraber topluyoruz. Ama bu çok güzel. Az olmuş olanlar benim topladığım çünkü. Bayılıyorum gerçekten. Tadı harika yani. Üzerime çekirge sıçradı. Sakin. Büyük müydü? Küçüktü ya, o kadar büyük değildi. Şuralarda da daha ağrıyor. Şunu aldım şimdi. Ne kadar mis gibi koktuğunu tahmin edemezsiniz. Bunlar. Biber. Koltuğuna bak. Yok bakamam. Ben bilmiyorum. Ben biber sevmem. Kızartılmış veya fırında böyle şey yapılmış harici. O yüzden beni pek ilgilendirmiyor. Aa, burada da var. Patlayacak mı siz? Patlayacak mı olacağınız büyüyünce? Şeyi tepsiye getirsene minnak. Şuradakileri topla. Kimse bana şey salatalık topla demedi ki zaten. Siz bunları ne zaman ektiniz ki? Ya çok tatlı gözüküyor. Hadi keselim topu. Keselim topu. Topları vardı ya. Ay. Bakalım. Aa Kiren. Oha daha ağaçta bir sürü var. Bunlar bayağı toplamışlardı. Yere bile dökülmüş. Ben aşığım Kiren'e. Varken yiyeyim şuradan. Çok güzel. Çok güzel. Tadı da çok güzel. Baksanıza. Çok güzel. Hala topladık. Salatalıkları arıyoruz. Boş ver ya, gel gidelim. Dikkat bulamıyorum. Boşuna niye aratıyor o zaman? Yok hayır. O zaman şuna da ver. Hiçbir. Beni biliyorum, beni yorabilir. Koptu. Hadi hep beraber yiyelim. Öyle yapalım. Bir koyun. Bak birisi et koyun. Biriniz pilav koyun, biriniz et koyun. Tamam. Vaa şu bölüm. En sevdiğim bölüm. Şu tatlıyı annem yaptı. Bunları aslında kimin yaptığı çok belli değil. Herkes kavurmadan getirmiş. Pilavı bir yarısını burada yaptı. Yarısını başka yerde. Aşırı yorgunum. Gerilim şu an çekemedim. Şurada yürümeye devam edelim. Döndük biz. Başka biriyle döndük. Bu sefer isim vermiyorum. Rabba isimleri. Erkenden dönmek için saçımı açtım bu arada. Kavruluğu gitti bayağı. Hani çok şişmancık böyle kabarık duruyor diye. Şey yapmıştım, toplamıştım normalde. Annemler hala dönmedi. Çünkü saat 10'u çeyrek geçiyor, yola çıkmıştık ve dönüşümüz, döndüğümüzde oraya varmış. 5.30'da yarım saatlik bir yol uzaklıkta, öyle hesap edin. Çok aşırı yoruldum. Şimdi de bir tane daha akrabamız var, ben çok seviyorum. Onlar bu akşam Ankara'ya gidecekler. Oraya gideceğiz şimdi. Öyle de bir video kapatayım herhalde. Anlat. Bayağı kötüydü. Saçım başım dağılmış. Ya ben onu erkek diye gördüm aslında. Şöyle ikimiz yan yana geziyorken, işte Karakum yoluna doğru gidiyorken uzun boyluydu, o da uzun boyluydu bence. Senden kısaydı. Benden kısa mıydı? Bağırarak dedi ki... Şey... Bir dakika, sonra söyleyeceğim. Heh. Buranın kızları da at gibi oluyor. Biraz aşağı gölge yapsa da gözüküyorum. Biz bankamıza geldik. Beyzoş'la oturuyoruz. Evet sen... Çok fazla gözükmüyorum gerçi, o yüzden kapatıyoruz. Bankamızda eğleniyoruz. Kol tutayım daha herkes bizi görsün değil mi? Çok mantıklı ayet. Niye ön tarafta flaş yok? Ben fotoğraf çekiyor galiba. Alam iPhone kullanma özürlüsü Beyza Nurtekin. Dıy. Dıy diyorlar ona. Dıy. Dıy var mı diye öyle bir şey. Çinli oldum. Oldum mu Çinli? Oldum. Beyzoş'um. Işık gidiyor ya. Ben buraya şöyle geri geleyim mi? Geri geliyorum. Durdum. Beyzoş ne yapıyorsun? Çok eğleniyorsun. Neden bu kadar eğleniyorsun? Ya neden vloglarında ya uyuyorum ya yemek yiyorum. Değil mi? Kamera el sokuyormuşum yalnız. Neyse yemek yememden sevim alamıyorum da daha iyi.
Beyzuş'um sen ne yaptın? Ben de kanal açacağım. Aç. Berber şey diyor ki bebeleri... İmkanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım diyor bana. Ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Hayat. Hayat beni çok yoruyor. Gerçekten yoruyor. Bittim artık. Çıtır çıtır sesler geliyor. Yemin ederim korktum ha. Ne korkmadı be? Korkun çocuğu. Issız oldu oğlum buralar. Aman daha güzel. Deniz manzaralı. Sinop'a bir görün, Allah'ım bir görün. O kadar kalabalık ki yürünecek şey yok. Pıtırık pıtırık gidiyoruz. Normalde şurada bir bank var. Burada gerçekten güzel oluyor takılması. Buradan biz yürüyoruz. Şuradan çıkılıyor. Şu tarafa doğru Sinop merkeze. Bu tarafta da oteller var. Sinop'u tanıtayım size. Bu tarafta otellerin olduğu yer. İnsanlar bu taraflarda. Normal insanlar bu tarafta kalıyor. Bu Karakum'un biraz orta bir bölümleri. Şurada da park mark var. Genelde buralarda yürüyüş yapıyor insancıklar. Çok beyaz tenli. Ay yine güzel burada ışıkla. Çünkü çok beyaz tenli yine parıl parıl parlıyorum. Ve şey, Edis'in dansçılarına taktık. Çok iyi. Çünkü bir tane kız vardı kısa saçlı. Adını duymuş kardeşim diyorum, kuzenim duymuş. Ondan sonra ben de Edis'in takip ettiklerinden baktım. Buldum. Ne yaşadım ya? Çok. Bizde küvet yok canım. Dışarı milyon tane araba geçti. Makyajım falan da bozuldu iyice. Aynen ha. Sürekli arkamdan arabaların geçtiğini ve arabaların çoğunluğunun 34 plaka olduğunu görebilirsiniz. Sinop çünkü aşırı kalabalık ve şimdi de geçiyor Allah'ım. Burası sessiz sakin tenha bir yer yani normalde. Ama işte. Ben de araba alacağım artık. Yeter bıktım bunu aldım. Boş. Deniz hiç gözükmüyor ama burası deniz. Bilmeyenler için. Eskişehir'de izlerim güzel olur. Yapay denizimiz olsa bile ben denizi sadece denizi özlüyorum Sinop zaten. Bir de iskeleyi o kadar. Özledim başka bir şey yok. Rüzgar olmasa oraya da götürürüm sizi ama. Çok rüzgar var. Aşırı rüzgar var. Şu an öyle